biz bu davayı yakından takip ediyoruz. Ama sen kendini zora sokacak beyanlarla kayınpederine aracı kılmışsın. Ben aracı kılmadım. Sadece bana söylenen her şeyi yerine getirdiğim gibi sizden de yerine getirilmesini beklediğim şeyler var. Nedir onlar? En başta bu davayı yakından takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Ama ben bunu göremiyorum. O kadar olaylar oldu. Savcılar işin üstüne gitmediler de. Şimdi bizimki. Neden üstümüze geldikçe geliyor? Senin hala hayatta kalman bizim desteğimizin açık delilidir. Senin bir şekilde buradan çıkabilmen için de çaba sarf etmekten de vazgeçilmedi. Ama sen kendi davanı kendin sıkıntıya sokan bir adamsın. Savcının hiçbir delili yok. Ama adamların konuşmuş. Buna konseyin ne yapmasını bekliyorsun? Ben size ihanet etmedim. Sadakatimin karşılığını bekliyorum. Bak güzel kardeşim. İcraat yapıyorsunuz. Sergiliyorsunuz. Övünüyorsunuz. Gazetelere poz verip takdir bekliyorsunuz. Bu işe girerken koyduğumuz birinci kural yaptığımız işlerin gizliliği. Sen kalkıp bizi konuşmakla tehdit ediyorsun. Buna da sadakat diyorsun. Bak güzel abicim. Ben ilk defa buraya girmedim. Muhtemelen de son değildir. Ama bu sefer zabıtı öldürmekten içeride değilim. Sizin öldür dediğiniz adamları öldürdüm. Karşılığında bir kumarhane verdiniz, sonradan onu da başıma yıkıp beni içeri tıktınız. Şimdi ben diyorum ki abiyseniz abiliğinizi yapın, yok değilseniz söyleyin biz gerekeni. Bu dosyanın kapanması imkansız. Senin adamın konuştuğu anda yapacağın tek şey bizim af çıkarmamızı beklemen. Buraya kadar zahmet ettiniz, teşekkür ederim. Sübyan koğuşunda yatmıyorum ki af tesellisiyle avunayım. Selam söyleyin. Deyin ki Çakır hayatta yalan söylemez. Duruşmada yaptığının arkasında durur. Ne sorarlarsa ona da cevabını verir.